Akbar'da ister misiniz? Yok, gerek yok. Teşekkürler. Çok sağ ol, satmıyordum. Alsam mıydın bu arada? Yani bunu dikeceğiz bu kafaya. Çabuk mu alalım? Onun ismi ne? Şimdi herkesi diyete davet ediyorlar. Bayağı acıktı kabuğu değil mi? Ama kahvaltı yapmadım bir de. Aynen. Kahvaltı öğle yemeği bir oldu işte. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Kuvvetli Bilgi'nin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah bizler iyiyiz. Ben bugün eşimle beraberim, dışarıdayım. Bir hafta sonunu böyle değerlendirelim dedik, alışveriş yaptık. Türkiye için biliyorsunuz Türkiye'ye gideceğiz. Bugün çok erken bir saatte çıktık dışarı. Benim ilaçlarım vardı. Türkiye'ye götürmek için doktora yazdırdım. Onları aldım. Ufak bir alışveriş yaptık. Giysi alışverişi yaptık. Ayakkabıydı. Bayağı bir gezdik AVM'leri. Artık bir pauza yapalım yani biraz ara verelim dedik ve kahvaltı yapmadık. Öğlenden sonra da oldu. Yani bu hem kahvaltı hem öğlen yemeği. Tabii ki nereye geldik? Her zaman geldiğimiz mekana geldik. Burada şimdi öğlen yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Servis bekliyoruz. Esasında siparişlerimizi verdik ama bekliyoruz. Öyle yani, güzel bir gündü. Ama çok yorulduk arkadaşlar. Bayağı bir gezdik, dolaştık. Bunlar nasıl? Aparatifler. Aparatif ikramlıklar bunlar. Öyle yani arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Tüm videoları paylaştığım gibi bu da bir video olsun istedim. Hani hep bir videolarda bana söylüyorsunuz ya Emine, kız o kadar dolaştım, bir çay bahçesine, bir çay yerine gitseydiniz, bir çay kahve içseydiniz ya da bir yemek yeseydiniz. İşte arkadaşlar, her şeyi her an paylaşamıyorum. Yeri oluyor veya olmuyor, vaktimiz olmuyor. Bunu da dahil etmek istedim. Böyle bir alışveriş yaptıktan sonra yemeğe geldiğimize haber vereyim dedim. Duyun yani, duymayanlara söylesinler biz yemekteyiz. Dışarıda yağmurlu bir hava var arkadaşlar, kapalı. Soğuk. Almanya'nın soğuğu gibi. Bayağı bir soğuk. Almanya'nın soğuğu gibi. Sanki başka yerdeyse. Ya ne diyeceğim, şaşırdım ama cidden soğuk. Türkiye'de belki yazlıklar giyiniliyor ama burada bakılırsa hep ceketler, kalın kalın kazaklarla dışarılardayız. Ama ben soğuğu seviyorum. Ben çok seviyorum soğuğu. İbo'nun sesi hiç çıkmıyor. Kameraman İbo bu arada.
Değil mi İbo? Vallahi kafa sallıyor arkadaşlar, duymuyor. Neyse biz yemeğimizi bekleyelim, böyle bir başlangıç yapayım dedim. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Evet, menülerimiz geldi. İbo İskender istedi. Ben de şöyle beyti aldım. Bilerek beyti aldım arkadaşlar. Eğer şey olmaz, hani İbo ile karışık yeriz diye düşündük. Hadi bakalım, bizlere afiyet olsun. Eyvallah abim. İyi günler. Teşekkürler. Geldiğimizde kalabalık, bak boşaldı, görüyor musun? Kolay gelsin. İkili mi? İki. Ay çok şükür. Dışarıyı da gördük. Şükür çıktık arkadaşlar lokantadan. Elhamdülillah. Yedik içtik. Aynen. Rabbim kesene bereket versin. Helal olsun. Allah razı olsun. Evet, saatlerimiz bayağı bir geç oldu. Saat 3 müydü 4 müydü 3, neydi? 3 oldu arkadaşlar. Sabah bir çıktık daha. Bu nereye dönecek ya? Hala hazırda eve gidemedik. Daha işimiz bitmedi. Bayan ne yapmaya çalışıyor? Geç böyle bıçadı abi. Şu Almanstrasse'ye girmek istiyor. Aynen. Şimdi bir iki yerde işimiz kaldı. Onu da halledelim. Tamam. Ondan sonra artık eve doğru yol alacağız arkadaşlar. Bugün bayağı yorucu bir gündü. İşlerimizi bugünden bitirelim dedik ki, hani bugün günlerden cumartesi, bir de pazar günü rahat edelim. Hem pazar günü her yer kapalı, nereye gidebiliriz ki? Bir yere gidemezsin. Aynen, anca evin içinde kalabiliriz. Anca ama güzelse biraz gezersin. Ya dışarı gezebiliyorsun da işte alışverişini veya diğer işlerini yapamıyorsun. Orası doğru. Bankaydı, her yer kapalı, marketler, AVM'ler vesaire. O yüzden banka burada, Almanya'da bankacılık yok da Türkiye'de okey. Ya. Burada cidden bankacılık yok. Değil mi? Burada artık gece gündüz banka, her şeyi kendin yapıyorsun. Havaledir her şeyi. Türkiye'de de öyledir belki de İbo, değil mi? Her şey, hala bankaya sıraya giriyorsun. Hı. Burada sistem üzeri. Burada her şey sistem üzeri. Hı. Bankalar azalıyor. Online yapıyorlar. Ya, ama anladım. Böyle söyleyeyim, 3-5 sene içinde Türkiye'de de olacak aynısı. Güzel mi? Nine. Bence de güzel değil. Çünkü hani şey, ön tarafa gidip bayanlar veya memurla söyleyeyim, bayanla değil de, para çekmek istiyorsanız çekemiyorsunuz, yatıramıyorsunuz, bir sorununuz varsa görüşüp konuşamıyorsunuz. Her şeyi telefon ile söylüyorlar, sistemle söylüyorlar, telefona yönlendiriyorlar. Bu sefer telefonlara da bakmıyorlar. Yok ben bakmıyorum, sizi başkasına bağlıyorum diyorlar, o oraya bağlıyorlar. Evet. Yani durmadan yönlendiriyorlar, bir şeyde onaylanmıyor yani arkadaşlar. Allah. En güzeli eski sistem. Allah. Banka kartını, defterini alıp, değil mi bu? Onlar kalktı hepsi. Ya işte hiçbiri yok onlar. Onlar şey oldu artık, antik oldu. Hem iyi hem kötü iki sistem kalacak. Ya bence de. Tercih meselesi olması gerekiyor. Yapamayanlar var, yaşlılar var.
mesela ödemede de öyle iki çeşit. İster nakit öde diyorlar, ister kartla. Yakında hep kart olacak. Şu ağaçlara baksana, hepsi yavaş yavaş yeşeriyor. Yeşeriyor, evet. Geçenki videomda da söyledim. Nasıl o, ben ne bileyim. Yok yok, sen bilmiyorsun da bir anda oldu ama, biliyor musun? Hava ısındı, yağmur da zaten eksik değil burada. Bizim sokaktaki ağaçlar rengarenk oldu çok maşallah. Güzel. Doğa çok güzel. Çok ya güzel. Yazıyla kışıyla her haliyle güzel doğamız. Maşallah. Bugün sabah yağmur yağıyordu. Bayağı bir soğuktu. Bilmiyorum, şimdi güneş açtı. Güneşe bak. Herkesin kalın kalın giyiyor. Baksana. Evet evet. Biz yemek yerken hava bayağı soğuktu, esiyordu. Şimdi güneş açtı ama soğuk. Soğuktu, belki açtım diye de olabilir. He, açtım diye olabilir bu, evet. Güzel bağladın. Evet. Aç insan devamlı üşür. Doğru, o da var. Evet. Bir yatan insan, bir aç insan. Aynen. Rabbim hiç kimseyi açlıkla sınamasın, hiçbir kulunu. Evet, İbo'yu bekliyorum arkadaşlar. İbo gel dedi, sen de peşime, ama gidemedim. Sen dedim git işini hallet. Ben burada arabada bekliyorum. Şimdi bir soğuk çıktı ki anlatamam. İşte böyle havada da hasta oluyoruz. Bir soğuk, bir sıcak. Yine bir işlek caddenin üzerindeyiz. Bayağı bir kalabalık. Giden gelen bayağı bir yoğun. Sanki yağmur atacak gibi. 5 dakikaya kalmaz yağmur çileyecek gibime geliyor. Şurada da bir Türk marketi. Türk marketi değil aslında. Gireyim içini gezeyim dedim ama İbo Türk marketi değil dedi. Nadı market. Yabancı sanırsam. Evet, buraya niye geldiğimizi öğrendik arkadaşlar. Öğrendim daha doğrusu, siz de bilin. Şey, televizyon vergisini ödemeye gelmiş. Yok, vergi değil. Televizyon parası ayrı, vergi ayrı. Evet. İzlediğimiz televizyona biz her ay bir ücret ödüyoruz. Burada Almanya'nın ya da yaşayanlar öyle. Ben 3 aylık yaptıydım. Ha, 3 aydan 3 aya değil mi? 3 aydan ödüyorum. Aylık ödeyenler de var. Ne kadar bu? 2 aylık 55 lira 8 kuruş. 55 euro 8 sent. Evet. 3 aylık. Bir de şey, 3 tayamız vardı yani vergi. Senelik. Yapıyordum. Onu da 3 aydan 3 aya veriyoruz değil mi? 3 aydan 3 aya taksite bağladıydı. Şey arkadaşlar, bu YouTube vergisi falan, o da içinde. Onu da ödemiş olduk. Mecbur taksite bağlıyoruz. Hepsi içinde işte. Mecbur onu ödememiz lazım. Almanya vergiyle ayakta duran bir ülke. Aynen, vergi ülkesi Almanya. Aynen. Soladığımız, öyle diyorlar ya, İbo şakayla karışık. O bile paralel CO2 stoyan. Ciddi mi? Olur. CO2 stoyan. Şey diyorlar arkadaşlar, soluduğumuz nefes bile parayla burada. Aynen. Parası havaya mi? Bile vergi ödüyoruz. İsteyecekler. Aynen. Ama isteniyormuş, veriliyormuş. CO2 var. Nasıl CO2? Vastas ne? Siste. Hava parası bile. Ya. İşte. Tamam, bitti mi şimdi bizim işlemimiz? Biter mi hiç? Bitmez aslında, daha bitmedi ama. Tabii bitmedi. Eve mi gitsek? Eve gidelim, alışverişimi tamamlayayım. Tamam, ben gideyim. Eğer eve gidersem daha çıkmam İbo. Sen eve çıkma, ben alışverişimi. Sen devam mı gideceksin? Bakarız ondan sonra. Aynen. Bakalım bir ne eksik var devamdan. İzine gidiyoruz diye arkadaşlar. Böyle işte söyledim mi bilmiyorum arkadaşlar, izine gidiyoruz. Bu alışveriş de böyle işte, bugün hep izin alışverişiyle geçirdik. Ivır zıvır şunu bunu aldık. Ev için olsun, Türkiye için olsun. Gerçi Türkiye için fazla bir şey, fazla değil, hiçbir şey götürmüyorum. Bitti artık. O zamanları, devir bitti artık. Aynen, öncedendi. Aynen. Getirme götürme, şimdi hiç gerek yok. Şimdi oradan daha çok yok. Getiriyor. Yani getiriyorum derken kuru biberini, baharatını o yönde. Onu da yapamıyoruz. Bu çünkü rahmetli annen yok. O yapıyordu. Aynen. Bir de gittiğimiz vakit biraz serin. Aynen. Şimdi zaten olmaz.
Hani yani o eskiden de o da bitti. Aslında. Bir de 20 kilo yük hakkım var. Ben bir videomda anlattım. Bavulların sadece boş hali 5-6 kilo geliyor. Yani en küçük bavuldan büyük bavula kadar bir fark var. Ya 1,5 kilo. Yani 20 kilo yük hakkım var. 15 kilo karıyor. 15 kiloya da ne koyacaksın? O kadar büyük bavul ama içini doldurmadan getiriyorsun. Tamam da ben sana her zaman diyorum çanta alalım. Haklısın. İşte büyük ben çantalardan ben aldıydım. Sen yok dedim. Ya ben o bavulların işte o güzelliğine, rengine falan aldandım. Anlıyor musun? Anlamıyorum. Niye Türkçe konuştum? Aynen. Öyle yani. Neyse can sağlığı olsun arkadaşlar ya. Canımız sağ olsun. Diyorum ki ne 5 dakikaya kalmaz yağmur atar. Şaban filmi gibi mi? Bilmiyorum. Bacakların mı ağrıyor? Yok yok hava baksana bozdu daha demin güneşti. Yok, adamın romatizma var ya filminde. Şu da arkadaşlar televizyon kulesi. Şimdi ödedik ya borcumuzu. Aynen. Televizyon kulesi. Allah. Her zaman şükür. Rabbim şükürlerimizi arttırsın. Çok şükür. Çok şükür arkadaşlar. Eve geldik. Alışverişe tekrardan bir gittik. Sularımızı aldık. Evde suyumuz da yoktu. İzine gidiyoruz ama daha izin vaktimiz gelmedi. Su aldık. Bir karton süt aldık. Ivır zıvır bir şeyler aldık. Bir de Türkiye'ye gideceğiz diye şöyle ilaçlarımı yazdırdım. Şu şey arkadaşlar kan iğnesi yazdırıyorum demiştim. Bu buzluk poşeti. İçinde buz da var. İğneler soğuk yerde kalması gerekiyor. Şöyle buz da koymuş eczane içerisine. Bunun içine verdi ve hemen buzdolabına kaldırdık. Çok şükür. Şöyle bir de bir çanta ilaç yazdırdım arkadaşlar. Bunlar benim ömrümün ilaçları. Bunları hep yedekli yazdırdım. Yedekli değil. Ama böyle büyük boy yazdırdım. Bunları hep yanıma alacağım. Şöyle bayağı içi bir ilaç dolu. Eksik var mı hiç bilmiyorum. Bunları direkt aldık ve geldik. Evet bu da Nefrotrans. Bunu da kullanıyorum. Kortizon günlük olarak. Tansiyon ilacım günlük olarak. Sabah akşam tabii ki. Neyse İbo'nun da var sanırsam ağrı kesicilerimiz falan. Bunlara ben sonra bakarım. Şimdi hiçbir şey yapmadan arkadaşlar alışveriş yaptık ya. Dolaba girecek şeyleri ayıracağım. Ve onları direkt buzdolabına koyacağım. Bozulmasın, ekşimesin, süt ürünleri, peynir olabilir vesaire. Onları kaldırayım. Bir de kıymayla et almıştım. Ay yoruldum arkadaşlar. Çok yoruldum. İçeri geçip dinlenmek istiyorum. Baktım ki videoyu kapatmamışım. Hem videoyu kapatayım dedim. Sizlere veda edeyim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka yeni videomuzda inşallah tekrardan görüşüp buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.